Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için yeni bir oyuncu ekipmanıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Razer'ın bir oyuncu koltuğu arkadaşlar. Razer'ın bugüne kadar birçok ekipmanını incelemiştik. Mouse olsun, klavye olsun. Fakat oyuncu koltuğu tarafında birçok modelinden bahsettik. Fakat inceleme fırsatı bulamamıştık. Bugünkü konuğumuz Razer'ın yeni bir oyuncu koltuğu. Modelin tam ismi ise Razer Enki RZ38. Dilerseniz incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, ürün bize demonte olarak geldi ve biz yaklaşık 5-10 dakika içerisinde monte edebildik. Zaten üzerinde bununla ilgili bir bilgi notu da var. Yani kolaylıkla monte edebildik arkadaşlar. Tasarımına geçecek olursak sağ ve sol tarafındaki kollar yükseltilip alçaltılabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunlar sağa ve sola da gidebiliyor. Yani tamamen kolunuza göre rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bel desteği de var. Yani harici olarak bir yastık koymasak bile süngerinde yine belimize tam oturacak bir yapı var. Yani konforlu bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu yaslandığımız yeri de ayarlayabiliyoruz. Hatta şimdi göstereyim. Evet, şu anda sol taraftaki kolu indirdiğim zaman gördüğünüz gibi en arkaya kadar yatabiliyorum. 180 derecelik bir yatışa sahip değil. Zaten bir oyuncu koltuğu. Yani 180 derece yatması neden bizim için mantıklı olsun ki? Ama en fazla örneğin bir şey izliyorsunuzdur. Ayarı bu şekilde en arkaya getirip buradan sol tarafındaki koldan kilitlediğiniz zaman yatarak bir şey izleyebilirsiniz. Ve bu da gayet rahat arkadaşlar. Sonra istediğimiz gibi dikleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra zaten yükseklik, alçaklık ayarı da var. Yaslanma yerine baktığımız zaman Razer logosunun olduğu bir yastık görüyoruz arkadaşlar. Bu da yine kutu içeriğinden geliyor. Aynı zamanda Razer'ın rengi olan yeşil detaylar yaslandığımız bölümde, yani kumaşın olduğu her kısımda, oturduğumuz bölümde dahi dikişler yeşil rengiyle gözümüze çarpıyor. Oldukça hoş bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Koltuğun bazı yerleri deri, bazı yerleri kumaş arkadaşlar. Ama terletme yapmıyor. Yani çok sıcak havalarda da kullandık. Soğuk havalarda da kullandık. Yani soğuk havada pek de bir etkisini görmedik ama sıcak havada terletmiyor arkadaşlar. Şu anda ofisimizde sıcak, hatta klimalarımız çalışmıyor. Ama ona rağmen, çok sıcak bir ortamda olmama rağmen, yani koltuğa yaslandığım zaman uzun bir süre dahi böyle dursam çok da sırtımı terletmiyor. Bu yüzden Razer'ın bu koltukta kullandığı kumaş ve deri yapılarında oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Sol taraftaki kolda öne ve geriye olan açıyı verebildiğimizi söylemiştik. Sağdaki kolda da adeta bir araba gibi kolu çektiğimiz zaman tamamen yaslanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bayağı bir yatıyor. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bu ayarı da yapabiliyoruz. Yani koltuğun her tarafının işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Kolumuzu koyduğumuz yeri bile sağa sola oynatmak, yukarı aşağı oynatmak mümkün hale gelebiliyor. Bunun dışında baktığımız zaman konforlu bir yapıya sahip. Yani yaklaşık 15 gündür falan kullanıyorum. Günlük olarak kurgumu yaparken, haberimi yazarken de bu koltukta oturduğum oldu. Televizyon izlerken, yani normal çil takılırken, telefonumla oynarken falan da bu koltukta oturdum. Yine bile sıradan bir oyuncu koltuğuna göre ekstrası bol olan bir rahatlığa sahip olduğu için farkını koyuyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirteyim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sandalyemizin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Razer Enki RZ38 modeli 152 derecelik bir sırt açısına sahip, 136 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan modelin sırt yüksekliği ise 83 santimetre. Çelik bir ayak malzemesiyle gelen model deri yapıyla karşımıza çıkıyor ve 138 santimlik bir yüksekliği mevcut. Evet, teknik özelliklerinden de bahsettik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine arkadaşlar. Bu sandalyede, bu oyuncu koltuğunda benim en çok dikkatimi çeken nokta tabii ki de işlevselliği oldu. Yani piyasada bu fiyata sahip koltuklara baktığımız zaman tabii ki bu özellikler çıkıyor. Örneğin 160 derecelik ya da 180 derecelik bir yatış açısı karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman kolçakta sunduğu özellikler ya da bu bel tarafındaki desteği o koltukta yok. Ya da bel tarafında, konfor tarafında iyi bir sandalye sunan modelde Razer'ın bu modeli kadar işlevsel değil. Ama Razer'ın Enki RZ38 modeline baktığımız zaman bu saydığım özelliklerin hepsini tek bir sandalyede buluşturmuş oluyor. Yani konfor açısından kesinlikle 10'da 10 bir sandalye. Eğer bir teknoloji mağazasına deneyimleme gibi bir imkanınız varsa kesinlikle bir üstüne oturun. Yani bir test edin. Deneyimledikten sonra zaten siz de benimle aynı düşüncede olacaksınızdır arkadaşlar. Uzun süreli kullanımda bakacak olursam beni en çok cezbeden noktalardan birisi tabii ki bu tekerlekleri oldu. Ben ofis içerisinde arkadaşlar iki masada birden çalışıyorum. Yani birinde kurgumu yaparken başka bir masada yine haber işlerimle ilgileniyorum veya çekim işlerimi halledebiliyorum. Tekerlekleriyle o masadan o masaya rahatlıkla geçebilirim.
söyleyelim. Yani tekerleklerin işlevi de oldukça yerinde. 5 tane tekerleği var arkadaşlar alt tarafta. Bunlar da hani halıda bile olsa gidebiliyor. O yüzden bu da benim için artı bir puan oldu. Gelelim arkadaşlar fiyat tarafına. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 11.900 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ama tabii ki de bizim çektiğimiz tarihte bu fiyat geçerli. Yani zaman zaman düştüğü de olmuş. 11.000, 10.000 liralara kadar düşmüş ama 14-15 bin lira bazı sitelerde. Bu yüzden fiyat araştırmasını iyi yapmanızı da tavsiye ederiz. Bunun dışında eğer son yorumlarımızı yapacak olursak, gerek konfor olsun gerek tasarım olsun benim oldukça hoşuma gitti. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Yani tam bir oyuncu koltuğu tasarımı var arkadaşlar. Yani bununla yalnızca bir masa oyunu değil, bir yarış oyunu da oynayabilirsiniz. Koltuğunuzu yatırırsınız. Yani yarış koltuğu hissiyatında alıyorsunuz. Üzerindeki deri tasarımı sayesinde arkadaşlar. Eğer bu koltuk hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de sizler için kafanızda takılan tüm soru işaretlerine yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.